Tamam, sorun yok. Arkadaşlarınıza çay kahve ikram ettiniz mi? Kahvaltımız o seçimlerden toplantı bitirdik. Kahvaltı ikram ettik. Çok güzel. Sayın Bakan, ne zaman açıyoruz burayı? 9 başlık. Açtık. Yurt Koordinasyon Merkezimizden tüm gençlerimizi, değerli ailelerini saygıyla selamlıyorum. Tabii Yurt Koordinasyon Merkezimize ilk kez sizlerle buluşuyoruz. İl müdürlerimiz 81 il bizlerle beraber. Bakanlık, çalışma ailemiz bizlerle beraber. Basın mensuplarımız bizlerle beraber. Bu merkezimizden bu süreci hem talep alma, planlama, analiz etme ve yerleştirme sürecini yönettik. Yönetmeye buradan devam edeceğiz. Ve aynı zamanda bundan sonraki süreçte yurtlarımızla ilgili her durumu 7/24 esasıyla çalışacak bu merkezden gençlerimizle, öğrencilerimizle, ailelerle olan iletişimimizi sürdüreceğiz. Öncelikle hoş geldiniz diyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Evet, bugün bir aradayız. Bu sizlerle üçüncü toplantımız. İlk toplantımızda biliyorsunuz yurt başvuruları ile ilgili süreci ilan etmiştik. Sonrakinde yine yurtlarla ilgili başvuru sürecini konuşmuştuk ve bugün de 2022-2023 eğitim öğretim dönemi yurt başvurularına ilişkin birinci faz çalışma sonuçlarımızı sizlerle paylaşacağız. Yurtlarımız 800 yurt, 825 bin kapasite, güvenliğiyle, temizliğiyle, sosyal imkanlarıyla, her alanda yüksek teveccühe mazhar olan bir altyapı. Bir yaşam alanı ve ben bir kez daha tüm gençlerimize, ona değerli ailelerine hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii bakanlık olarak tüm çalışmalarımızı veri odaklı bir şekilde tamamıyla bir sistem yaklaşımıyla ele alıyoruz ve bu yol haritası ışığında ilerliyoruz. İşte yurtlar sürecini de analiz, planlama ve uygulama olarak üç temel başlıkta yönetiyoruz. İşte uygulama aşamasına geçildiğinde ise bu çalışmamızı fazlara ayırdık. Bu yıl ilk kez yaptığımız bir uygulama. Yerleştirme sürecimizi inşallah 4 fazda tamamlayacağız. Ve bugün birinci faz sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Ve şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Temel amacımız üniversite gençliğini, onların yurtlara yerleşim sürecini en akıcı şekilde, en verimli şekilde, en güçlü bir koordinasyonla yönetmek. Ve işte bu merkezde onun bir unsuru. Öncelikle tüm başvuruların tamamen objektif bir şekilde tamamıyla dijital ortamda analiz edildiğini ifade etmem lazım. Ve sonrasında biliyorsunuz üniversite açılışları, tarihleri aynı gün olmuyor. İl il aşama aşama gerçekleşiyor. Biz de bu uygulama aşamasını, üniversitenin açılış tarihlerini göz önünde bulundurarak bir planlama süreciyle tamamladık. Ve işte bugün sizlerin karşısında birinci fazı tamamlayarak uygulama aşamasını başlatmış oluyoruz. Her şeyden önce bu birinci faz çalışmalarımızda olağanüstü gayretle, özveriyle çalışan Gençlik Spor Bakanlığı ailesine, yönetici arkadaşlarıma, herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. İşte bir kısmı ekranda bizlerle beraber, 81 il, merkez teşkilat, yurtlar, humalı bir çalışma,
sevgi dolu bir çalışma var. Onu ifade etmem lazım. İnşallah bu çalışmaların sonuçlarını da az sonra ifade edeceğim çok güzel neticelerle de taşlandırıyoruz, taşlandıracağız. Biliyorsunuz yeni dönem için başvuru sürecini tamamladık ve yapılan başvurular 12 kamu kurumu tarafından öğrenci seçme yerleştirme merkezi, yükseköğretim kurumu, sosyal güvenlik kurumu, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, YTB ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan dijital olarak teyit edilen bir altyapıyla analiz edildi. Başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimiz, gelir, başarı ve sosyal durum kriterleri esas alınarak yine tamamen dijital ortamda objektif bir şekilde öncelik sıralamalarını belirleyen bir puanlamayla tespit edildiler. Ve yine bu kriterler, gelir, başarı, sosyal durum kriterleri esas alınarak da bir ne yapıldı? Sıralama ortaya kondu. Oluşan sıralamayla öğrencilerimizin kazandıkları okula en yakın bakanlık yurdundan başlamak suretiyle sırayla yurtlara yerleşimleri gerçekleştirildi. Eğer öğrencimizin okuluna en yakın yurtta sıra ona gelene kadar o yurdun kontenjanı dolduysa okula yakın en yakın diğer yurda yerleşim yapıldı ve böylece süreç tamamlandı. Yine yerleştirme aşamalarını bölümlere ayırarak okulların açılış tarihleri, üniversiteye ilk kez başlayacak öğrencilerin şehre gelişleri gibi durumları özellikle değerlendirdik. Erken açılan şehirlerin, üniversitelerinin önceliklendirilmesi yapıldı. Şehre ilk kez gelecek öğrencilerimizin adaptasyon süreçlerini göz önünde bulundurarak yine bir değerlendirme yapıldı. Ve bu değerlendirmelerin her birindeki temel esas gençlerimizin bu anlamdaki işini kolaylaştırmak. Onları en kolay, en rahat, en mutlu şekliyle bu süreçte onların yanında olmak. Ve özellikle vurgulamak istiyorum. Yıllık bazda en yüksek talebi almış olmamıza rağmen hamdolsun birinci faz yerleştirmemizde tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını hamdolsun gerçekleştirdik. Ülke olarak birinci faz ilk yerleştirmemizde %80'lik rekor bir karşılama oranına hamdolsun imza attık. Bunu gururla ifade ediyorum. Ülkemizin sağladığı yurt hizmetlerinin dünyada eşinin benzerinin olmadığını özellikle hepimiz biliyoruz. İşte İspanya konaklama talebinin %6'sını, İngiltere %24'ünü, Almanya %11'ini, Fransa %15'ini, Amerika ise %12'sini karşılıyor. Biz hamdolsun %80'lik bir karşılama oranıyla hem de birinci fazda bu rekoru hep birlikte gerçekleştirdik. Diyoruz ya, yurtlarımız dünyanın en güçlü yurt altyapısı, dünyada benzer olmayan bir altyapı. 36 ülkenin nüfusundan daha fazla kapasiteye sahip bir yurt altyapımız var. Bu da bir gurur, bir sevinç vesilesidir. Ve şunu söylüyorum, birinci faz sonrası 3 fazımız daha var. Bugün itibariyle ikinci faz çalışmalarına başlayacağız. Ve bu fazların sonunda inşallah her bir öğrencimiz bu çatının altında bizlerle beraber olacak. O yüzden hiç kimse hiçbir şekilde ne ailelerimiz ne değerli gençler endişe etmesinler. Onları bu ortamlarla buluşturma adına çalışmalarımızı nasıl başarılı bir şekilde götürdüysek bundan sonra da faz faz sizlere ben bu sonuçları paylaşacağım. Yine aynı şekilde yedek yerleştirmelerimiz haftalık 2 gün esas itibariyle de devam edecek. Burada şunu ifade etmem lazım. İlk fazda 41 il tamamıyla
yerleşimini bitirdi. Oralarda ikinci faz uygulamaya geçmeyeceğiz. Sıfır yedekle tamamladık. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ardahan, Ağrı, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Niğde, Sinop, Sivas, Siirt, Trabzon, Uşak, Yozgat, Çorum, Şanlıurfa, Van ve Şırnak olmak üzere 41 il merkezimizde tüm başvuran arkadaşlarımızı hamdolsun yerleştirdik ve 20'ye yakın ilimizde de bu yerleşimi ikinci faz sürecinde inşallah tamamlamak üzereyiz. Değerli arkadaşlar, ben bu sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Ve tabii bunların dışında 10 ilimizde erkek, 4 ilimizde de kız öğrencilerimizin tamamı yine yurtlara full olarak yerleştirildiler. Yedeksiz bir şekilde hepsini yerleştirmiş olduk. Durumlar il il ilçe ilçe analiz edildi. Analiz edilmeye devam ediyor. Hakikaten gecesini gündüzüne katan bir ekip var. İşte 81 il müdürü hemen yanı başımızda ekranlarda ve yeni planlamalar, duruma göre gelişen süreçleri yönetme adına yeni planlamalar, yeni bir takım alternatiflerle bu faz süreçleriyle en başarılı yerleştirme sürecinde inşallah nasıl bugün ilan ettiysek bu sürecin sonunda sizlerle paylaşmış olacağız. Kız öğrenciler, şehre ilk kez gelen öğrenciler bu anlamda çok ama çok önemli ilkleri bu yıl ortaya koyduk. Ve özellikle büyük şehirlerde bu anlamdaki hamdolsun yerleştirme çalışmalarımızdaki başarımızı inşallah bu yeni aşamalarla beraber en güzel şekilde ortaya koyacağız. Çalışmalarımızı anlattığım titizlikle, hassasiyetle, gayretle devam ettireceğiz. Ve inşallah önümüzdeki günlerde yine Eylül ayı içerisinde ikinci faz sonuçlarını yine yeni başarılarla, ilklerle sizlerle paylaşacağım. Ve tabii değerli arkadaşlar, bu mekanlar daha önce de söyledim, gençlerin mekanları. Onlar için var olan, onlar için geliştirilecek mekanlar tüm Türkiye'mizde, illerimizde, ilçelerimizde altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Gençlerimizle yan yana birlikte olmaya devam edeceğiz ve onların umudunu, onların bu anlamdaki bugünlerini, yarınlarını mamur kılma adına, mutlu kılma adına yine hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ben bu vesileyle tüm gençlerimize bir kez daha sonuçlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Ve bu anlamda hiçbir ailemizi, hiçbir gencimizi endişeli olmadan bu süreci en yakın şekilde takip etmeye devam tavsiye ediyorum ve inşallah sizlerle yine yeni sonuçları buluşmak üzere Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun. Evet, an itibariyle sonuçlar sistemde. Arkadaşlarımız onları görmeye başladılar. Evet, Ankara ve İstanbul buralarda da en yüksek yerleştirmeyi gerçekleştirdik. Ve tabii süreçleri yine az önce bahsettiğim gibi ikinci fazda yeni açılan yurtlarımızla, yeni projelerimizle güçlendirmeye de devam edeceğiz. Göreceksiniz her iki ilimizde de inşallah en yüksek yerleştirme oranıyla her bir gencimizi yurtlarımızın çatısında bu aile ortamında misafir etme adına başarıyı ortaya koyacağız. Teşekkür ediyorum. Thank you.